Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yaklaşık 7 yıl önce ilk PC toplama videomu çekmiştim ama ondan sonra onunla birlikte hatta ondan sonra da hiç fiziksel olarak bir PC toplamamıştım. Şu an ilk kez PC topluyorum. Şimdi bu bilgisayarımızın fiyatı, ben 3500'e topladım bu bilgisayarı toplamda. İşlemcim ikinci el ve hard diskim önceden kalan bir hard disk 120 GB'lık. Daha sonra bunu SSD'ye çıkartacağım ama başlıkta 4000 yazdım. Bunu sıfır aldığınızı düşünüyorum, varsayıyorum. İşlemci ikinci el aldığınızı varsayıyorum. Onun dışındakiler zaten sıfır alındı. Ve ben kasa almanın duvara montaj yapacağım. Mesela bu power tuşum. Kasam da bu şekilde göstereyim. Kasa değil ama. Bunun üstüne monte yapacağım. Bunu da şuraya duvara monteleyeceğim. Bu şekilde bir sistem toplayacağım. 4000 TL'ye toplayabileceğiniz en iyi sistem bu şekilde olacak. Diğer izlediğiniz 3500 TL'lik PC toplama videolarındaki gibi CS'de veya diğer oyunlarda 10 FPS, 3 FPS almayacaksınız bu bilgisayarla. Oyun oynayabileceksiniz rahatlıkla. Şimdi toplama kısmına geçelim. Açmadın ki. O da değil. Yine açmadın baba. Yine oldu. Evet, şimdi anakartımız Gigabyte'ın A520 MKV2. Ben aslında B450 MK alacaktım Gigabyte'ın. Aynı parayı alacaktım hem de. Ama sabahında aynı paraydı, akşam bir 200-300 lira kadar daha fazlaydı. Bütçem yetmediği için bunu aldım. Bu da iyi bir anakart aslında. Windows 11 Ready. M.2 SSD destekliyor. Ryzen 5. nesile kadar destekliyor. Yani bu sistemde benim temel amacım ileriye dönük bir sistem olması. Yani ben bunu ileride şu an 8 GB'lık bir RAM kullanacağım. 3200 MHz tek kanal. Bilerek tek kanal aldım. Biliyorum çift kanalda çok daha verimli, daha iyi FPS aldığımızı APU sistemlerde ama ben ileriye dönük sistem yaptım. İleride hatta yani çok kısa bir sürede para biriktirip bir 400 lira daha biriktirip hemen bir RAM daha ekleyebilirim. 16 yaparım RAM'imi. Böylece performansım çok artmış olur. Hem de 2 kanal 4 aldığında uzun süre sonra benim 8-8 alıp öyle takmam gerekirdi. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm. Seri bir şekilde yükseltilebilecek bir sistem yani. Ona göre her şeyini düşünerek aldım, topladım. Şimdi şundan çıkartalım anakartımızı. Burada SATA kablomuz var. Bunu lazım olacak, bize bunu kullanacağız. Bunu kenara ayırıyorum. Burada braketimiz var ama biz kasa kullanmayacağımız için bunu kullanmayacağız. Bunu burada bırakıyorum. Anakartımızın kendisi burada. Burada garanti belgemiz var. Bunun altında birkaç kitapçık var. Onlara şu an ihtiyacımız yok. Kutumuzu kaldırmıyoruz arkadaşlar. Kutumuzun üstünde anakarta montajlayacağımız şeyleri montajlıyoruz. Çünkü bazı şeyleri sert bir şekilde montajlamamız gerekebiliyor. O yüzden sert bir yerin üstüne koymuyoruz. Bu da statik poşet. Direkt bunun üstüne koyabiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle çevireyim size. Şu şekilde işlemcimizi üstüne ben taktım. Çünkü ikinci el aldığım için kutusuzdu. Kutusuz aldığım için hemen üstüne takmak istedim. Onun videosunu da şimdi buraya koyayım. İşlemcinin montajını gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, işlemcimizi montajlıyoruz. Öncelikle soketimizi açıyoruz. Tarihi. Bakın şuradaki üçgen, biz ikinci el aldık. Buradaki üçgen, yaklaştır buraya, belli olsun. Şurada bir üçgen boşluk var. Oraya denk gelecek şekilde işlemcimizi üzerine bırakıyoruz. Şöyle bakıyoruz, oturdu mu? Gördüğünüz gibi oturdu şu anda. Aman, Düşündüğümden burası daha iyi. sert oluyor da ben ilk kez yaptığım için biraz korktum. Tamamdır. Şu anda işlemcimizin montajını gerçekleştirdik. Buraya RAM'imizi takacağız. RAM'imi getiriyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi Goodrem'in 8 GB 3200 MHz'lik DDR4 RAM'leri. Şöyle kutumu açıyorum. Bunu buradan böyle genişleterek açıyorsunuz arkadaşlar. Dümdüz çekmeye çalışmayın.
RAM'imiz tek kanal kullanacağımız için DDR A1 B1 yazıyor gördüğünüz gibi. Şurada yaklaşırsam. A1 B1. Tek kanal kullanacağınız zaman A1 kullanmanız gerekiyor. Kısa taraf kısa tarafa, uzun taraf uzun tarafa denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Yerlerine oturtuyoruz. Ve burada biraz sert davranmamız gerekiyor. Tamam, kulakçıklar kapandığına göre işlem tamam. Şimdi geçelim soğutucumuzu takmaya. Soğutucumuz gördüğünüz gibi AMD'nin stok soğutucusu. Bunu montajlayacağız. Bunu montajlamak için şunları sökmemiz gerekiyor. Şu iki şeyi. Ve termal macunumuzda gördüğünüz gibi Cooler Master'ın V1 IC Value modeli. Bunu kullanacağım. Şimdi soğutucumuzun montajına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi işlemcimin üstüne termal macunumu uygulayacağım. Şimdi termal macunumuzu uygulayacağım. Ben bu şekilde uygulayacağım. Az uygulamanız gerekiyor. Çok fazla uygulamamanız lazım. Bu şekilde ben çapraz yapacağım. Aralarda birer nokta bırakacağım şöyle. Boşluk kalmasın diye. Şimdi bunu zaten gördüğünüz gibi uzunluğundan dolayı vidalar ancak bu şekilde uyuyor. Bu şekilde yaparsanız vidalar denk gelmez. Vidalarımızı denk getiriyoruz. Bu şekilde. Yavaş yavaş arkadaşlar çapraz çapraz vidalıyorsunuz. Alttan braketi destekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi anakartımız tahtamızın üzerine bu şekilde gelecek. Biz bunun altına ikişer tane şöyle plastik conta koyacağız. İkişer tane şöyle koyacağız. Vidalarımız bu şekilde üstten böyle girecek. Şu delikten girecek. Arkadan da somunla sıkacağız bunları. Şimdi bunun montajına geçeceğim. Ayarlıyoruz. Şöyle conta gelecek. Hepsini bu şekilde yapıp tahtanın arkasına bir tane somun takacağız. Şimdi anakartımızı sabitledik. Anakartımızın arasındaki boşluğu göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Tam gösteremiyorum ama. Şu şekilde. Soğutucumuzun braketi boşlukta kalacak şekilde. İki contamız yeterli geldi. Şimdi güç kaynağımızın kutusunu açacağız. Güç kaynağımız 500 Watt 80 Plus. Bronz sertifikalı GameLoad'ın güç kaynağı. İşte 500 watt olmasına özellikle özen gösterdim. Aslında buna 500 watt çok fazla ama ileride bir ekran kartı taktığım zaman tekrar bunu güncellemem gerekmesin diye anakartta da yaptığım gibi, RAM'de de yaptığım gibi bunda da buna dikkat ettim. Sadece ekran kartını değiştirmiş olacağım ileride. Bu şekilde güç kaynağımız. Modüler değil tabii ki de. Uygun fiyata aldık. Şu şekilde kablolarımız. Burada da güç kablomuz var. Bunları şimdi kenara alıyorum. Şimdi güç kaynağımız bu şekilde gelecek. Kablolar üstten şuradan arkaya doğru gidecek. Buradan bizim kullanacağımız zaten şunlar var sadece. Şöyle göstereyim. Beyaz lastikli olanları kullanmayacağız. Şu işlemcimizin güç kablosu olacak. Bu zaten 24 bin ana güç. Burada da SATA kablomuz olacak. Bunu da diskimize takacağım. Herhangi birine. Bu şekilde. Şimdi bunu sabitleyeceğiz. Şu an nasıl tam olarak sabitleyeceğimize karar vermedik. Onu bir düşüneceğiz şimdi. Sonra devam edeceğiz. Şimdi ben bunu çift çift taraflı bant yapacağım arkadaşlar. Thank you.
Evet, şimdi diskimizi sabitleyeceğiz. Bunu sabitledik güzelce. Sonrasında kablo işlemlerimizi yapacağız. Bunu da buradan geçirdim. Şunu şu şekilde alıyoruz. SATA 0'a takacağım bunu. Bu şekilde. Bunun montajı tamamdır. Şimdi bu tarafa geliyorum. Bunu da şu şekilde. Tamamdır. Diskimizin montajı şu anda tamam. Şimdi CPU fanımızı takacağız. Bağlantısını yapacağım. CPU fan yazıyor zaten üstünde. 4000 şekilde olacak. Bunun da bağlantısı gerçekleşti. Şimdi CPU'muzun güç bağlantısını yapacağız. 8000. Bunu da bu şekilde. Bunun da bağlantısı gerçekleşti. Şimdi ana güç. Ana gücümüzü bağlayacağız. 24000. Bunu da gördüğünüz gibi şu şekilde. Tamamdır. Bunun da bağlantısı gerçekleşti. Ben şimdi bunları böyle arkaya üste şekilde bantlayıp sabitleyeceğim ve işlemimiz bitecek duvara sabitlediğimiz zaman. Evet arkadaşlar, şimdi şunu unutmuşuz, buradan geçirecektik aslında ama unuttuğumuz için bunu da sabitlediğimiz için şuradan SATA'nın olduğu yerden geçirdik kablosunu. Yine arkadan verebildik yani. Biraz önde duruyor ama sorun değil. O tarafa koyduk o düğmeyi de. Kapalı konuda tutuyoruz güç kaynağımızın şartelini. Sonra çalıştıracağım. İlk bağlantımızı gerçekleştirdik. Monitörüme güç veriyorum. Bu açıda açıkta olduğu için, bracket falan olmadığı için yani buna en dibe takacağım. Yani daha diğer şeyleri taktığım zaman çekme gibi durumlarda bir sıkıntı olmaması için yediliği kullanacağım hepsine. Bu şekilde bağlantısını gerçekleştirdim. Ben olsun da buna bağlayacağım. Ve hani o konuda bir güven sıkıntısı olmayacak. İlk Windows yüklemesi için bunu da şu şekilde köşeye takıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar güç kaynağımızın şartelini açıyorum. Biraz bekliyoruz. Güç kaynağımızda şu anda güç gidiyor olması gerekiyor. Biraz yine bekleyeceğim onu. Sonrasında power düğmeye basıp açılmasını bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başlatmamızı gerçekleştireceğiz inşallah. Bismillah diyerek ilk kez bilgisayar topladık. 7-8 yıldır, 10 yıldır yaklaşık hayalimle şu an ilk kez topladım. Ve power düğmesine basıyoruz. Ver coşkuyu abi. Evet, fanlarımız çalışmaya başladı. Monitörüm zaten açık. Şimdi sistem şu an parçaları tanımaya çalıştığı için FGA'sını bağlamadık. Ben de monitörü neden bir şey devam ediyorum. Heyecandan unuttuk sanırım. Her şeyi unuttuk, her şeyi. Şimdi tekrar monitörümü açıyorum. Tekrar bilgisayarı bir aç kapat yapalım. Bilgisayarımızda şu an herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tabii umarım şu an geldi. Evet, Amerikan Megatrends. Burada sistem parçalarını tanıyor şu anda. Şimdi sistemimizin Windows 11'imizin kurulum aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi Türk çekiyor sonraki. Arkadaşlar evet, şu anda saat gördüğünüz gibi
önce 2 ve biz hala güncelleme yapıyoruz. Yani driverlarını güncelliyoruz. İşte Windows güncelledik. Şimdi yeniden başlıyor gördüğünüz gibi. İşlemcinin driverını güncelliyoruz. Aynı zamanda grafik kartımızın yani oluyor birlikte olduğu için. Şu an ekran birkaç kez gidip gelecek. En son yeniden başlayacak ve bitmiş olacak kurulumumuz. Artık oyunları yükleyip size oyun testlerini de videonun sonunda yapmak istiyorum. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Oyun testlerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi driverları, Windows güncellemelerini, her şeyi yaptık. Bütün güncellemeleri yaptık. Ve en son olarak da oyunlarımızı indirdik. Oyunlarımız CSGO ve League of Legends. Aslında Valorant'ı indirmiştik ama çok fazla yer kapladığı için, benim diskimin alanı az olduğu için çok ağırlaştı bilgisayar. Bir de Vanguard'dan dolayı bir hata verdi. Ben de açıkçası pek uğraşmadım. Normalde çünkü Valorant oynamıyoruz biz. CSGO ve League of Legends oynuyoruz. O yüzden şimdi sadece ikisini yükledim. İleride SSD'ye yükselttiğim zaman, ki ben bu başlıktaki fiyatı 240 GB'lık SSD alınabilecek parayı da ekledim. Benim topladığımın dışında. Çünkü bu SSD benim evimde vardı. Ben buna para vermediğim için onu mecburen topladığım sisteme eklemem gerekiyordu. Bunu ekledim. Yani siz 240 GB'lık SSD aldığınızda aslında GTA 5 bile yükleyebilecek bir alanınız olacak ve gayet hızlı olacak. Performans kaybı yaşamayacaksınız. Benim yapacağım oyun testlerinin FPS testlerine, FPS'lere bir 5-10 FPS kadar bu diskten dolayı eklemeniz gerekiyor. Siz de tek kanal kullanacaksanız aynı şekilde FPS'leri 5-10 FPS ekleyerek bundan dolayı düşünebilirsiniz. Ama ileride ben yükseltmem derseniz 2 kanal 4x2x4 GB'lık 3200 MHz RAM alırsanız o zaman daha bir 10-15 FPS daha ekleyebilirsiniz oyunlara. Çünkü çift kanalda çok daha iyi çalışıyor bu ekosistemler. Bu şekilde şimdi bilgisayarını çalıştıralım ve oyun testlerimize başlayalım. Evet, şimdi bir de ekranın açılış hızına bakalım bilgisayarımızın. Diskimiz 120 GB ile 5400 RPM olduğu için aşırı yavaş açılacak. Bastım düğmeye. Bilgisayarın sesi de bu şekilde, standartta böyle yüksek bir ses veriyor. Açıkta olduğu için kasa. Aslında AMD'nin soğutucusunda, işlemci soğutucusunda bu kadar yüksek bir ses yok ama güç kaynağında geliyor bu ses yani genel olarak. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Açık sistemlerin bu şekilde oluyor. Klavyenin ışını. Burada bir denelim. Tarihi eser mouse'um var ama hala bunu daha çok seviyorum, bunu kullanmayı. Çünkü kablosuz. Bilgisayarımız da açıldı bu arada. Çok aşırı bir yavaşlık yok aslında ama yavaş yani genel olarak. Evet arkadaşlar, şu anda CSGO testimize başladık. Afterburner'ı kurmaya çalıştım, bayağı da uğraştım ama bir şekilde bir türlü burada gösteremedim. Çıldırdım zaten, sinirlendim. İşte şu anda CSGO'nun kendi FPS göstergesini açtım. Oradan da sizin görmeniz biraz zor oluyormuş sanırım kameradan. Ben söyleyeyim, ortalama şu anda 100 FPS diyebilirim. Arada bir 90'a düşüyor. Nadiren de 85'lere, 86'lara falan düşüyor. Yani ortalama 95-100 diyebiliriz. O şekilde FPS alabiliyoruz burada. Dediğim gibi hard disk'i değiştirmenizin, yani işte hard disk'in bende bir etkisi var. Bir 5 FPS eklerseniz ortalama 100 FPS diyebiliriz ve ben RAM'i tek kanal kullanıyorum şu anda. Onun etkisi daha çok. Onun 15-20 FPS etkisi oluyor gerçekten de. Size şu an kandırmacı gibi gelebilir ama gerçekten etkisi oluyor. Yani çift kanal RAM yaptığımız zaman, mesela sonradan bir 8 daha eklediğimiz zaman bayağı bir FPS'imiz artacak. Şu anda da zaten aslında düşük bir FPS sayılmaz, 90 FPS. 90-100 FPS hatta.
Evet arkadaşlar, şimdi bir de en yüksek ayarları aldık. Her şeyi alabileceğimiz en yüksek ayarları aldık. MSAA'dır, işte süzmedir, doku kalitesidir, efekt kalitesidir. Her şey şu an en yüksekte. Yani şu an 30-40 FPS, ya 40 ortalama diyebiliriz. Ortalama 40 FPS alabiliyoruz. Ama bir takılma oluyor. Takılmalar oluyor tabii. Şimdi bir de her şeyi medium'a alacağız. Açık olan şeyleri de kapatıp o şekilde deneyeceğiz. Şimdi hadi medium ayarlardaki testimize geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda her şey en orta ayarlarda. Şu anda 50-60 FPS diyebiliriz. Alıyoruz sabit. 50-60-70'e de çıkıyor. 70'leri de gördüm. Ama 50'nin altına düştüğünü henüz görmedim. Takılma da yok sanırım. Takılma hissediyor musun? Çok evet, az, çok az var. Çok az bir takılma var. Neyse, şimdi de League of Legends testimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi grafik ayarlarımızı yapıyoruz. Şu an en yüksekte başlatacağım. Sonrasında en düşüğe gireceğim. Bir de orada bakacağız testine. FPS'ine. Evet, bekliyoruz ayarlanmasını. Şu an en yüksek ayarlarda. Nereden lan? Her şeyi unutmuşum. Neymiş? Şu an bir hayatımda ilk kez böyle giriyormuşum gibi bir şey. Öyle düşünün yani. Dalga geçmeyin. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 108, 106 FPS, 110. Savaş alanında asıl önemli tabii ki de. Ona da bakacağız. Aa, çaldık. Otomatik ayar, ya bu ayarların hiçbirini ne yapmadım, ilk kez giriyorum oyuna. Bakın şu mesela aşırı hızlı gidiyor şu an benim için. Yani şu an FPS'lerimiz mesela savaştayız. 70, 70'e düştüğünü gördüm. 80 gibi bir şey. 80 ama yani. 60'ın altına düşmüyor tabii ki. En yüksek ayarlarda bakmıştık. 80 ortalama alıyorduk. 75'in altına da inmiyordu diyebiliriz az önce. Şimdi en düşük ayarlarda bir de test edelim. Burada Ayşe denk geldi bana. Şunu alayım. Şöyle ilerleyelim. En düşük ayarlarda görüntü ama bayağı hakikaten de kötüleşiyor yani gördüğünüz gibi. Kamera move speed'i biraz düşüreyim. Ne oluyor sen? Allah, az daha çekiyorduk. Yani şu an FPS'imiz 120-130 arası. FPS. Gayet iyi diyebiliriz şu an. 115 falan o civarda. Şu an gördüğünüz gibi savaşın ortasında, yani 110, 90'a düştü bir ara. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir daha bir PC toplama videosu istiyorsanız videoyu like atıp arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Çok izlenmesi lazım ki firmalardan destek gelsin ve bilgisayar toplama videoları çekebileyim daha iyi. Daha bütçe dostu ya da daha yüksek bütçelerde bilgisayarlar toplayabileyim. Şu an kendi imkanlarımla sadece bunu yapabildim maksimum. Bu bilgisayarı gönül rahatla alabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Çift kanal RAM'e geçtiğiniz zaman, SSD'yi taktığınız zaman çok iyi bir sistem olacaktır. Çok rahatça oynayabileceğiniz, çok FPS'ler alabileceğiniz. Yani rahat oyun oynayabileceğiniz bir sisteme dönüşecektir. Bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.